Twitter üzerinde, X üzerinde biliyorsunuz canlı yayın odaları açabiliyorsunuz. Ses olarak bağlanabiliyorsunuz. Görüntülü değil ama ses olarak, radyo yayını gibi yani. Giriyorsunuz ve konuşuyorsunuz. Biliyorum birçoğunuz zaten dinliyordur, biliyordur. Dün gece Engin Polat ve Dilan Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik'in olduğu bir oda açılmış. Serkan Tan Yıldız'ı benim Babala TV'den tanıdığım Serkan açmış odayı. Ve bu yayın sırasında, oda yayını sırasında Dilan Polat ve Engin Polat da bağlanmış yayına ve Murat Arel de yayındaymış ve ortalık birbirine girmiş gördüğüm kadarıyla. O bölümü bir dinleyelim bakalım ne olmuş. Bey, Çağdaş Bey, Engin Bey buradayken sorayım. Kısıtlama kararı, tedbir kararı verilen şirketlerle ilgili tebliğ yapıldı mı? Arkadaşlar, tebliğ yapılmasına gerek yok. Hesabına girince onu görebiliyorsun. Ben Yani tekrar... birinci muhatapsan şayet birinci muhatapsan bu avukata yapılmaz. Yani ben şu anda girmeye Tamam, ben çalıştığımda görüyorum. Zaten Anlatabiliyor soruyu muyum atmaya size? çalışıyorum. Şimdi o zaman tek bir Yani tane şirkete bak, tedbir çok konmadığınız, saçma bir soru soruyorsunuz ama. Mustafa Bey'in dediği gibi tek bir tane şirkete tedbir konmadığını da çok iyi biliyorsunuz. Hesaplarınızdan görüyorsunuz. Yok. Tek bir tane şirkete tedbir Bir konulmuş. tane. Beyefendi. Diğerlerinde Evet, yok. bir tane şirket. Yok beyefendi, ticaretimize devam ediyoruz. Taşınır Sıkıntı yok. Mustafa Bey'in taşınmazlarınıza anlatmak tedbir istediği kondu oydu mu? zaten. Çağdaş. Nasıl? Taşınır taşınmazlarınıza ve birinci ve ikinci derece Şimdi bakın. akrabalarınıza tedbir Bakın, konuldu burada mu? biz taşınır taşınmazı konuşmuyoruz. Burada biz ticareti konuşuyoruz. İnsanların işsiz kalmasını konuşuyoruz, değil mi? Şimdi sizin sorularınız daha çok izlenmeye yönelik sorular. Yani ben burada neyi sorayım da nasıl prim yapayım? Bu sorular. Teşekkür ediyorum. Yayından Prim ayrılıyorum. derken Günün sonunda. bir saniye Bunu söylemeyelim. bir saniye prim derken Serkan Bey, primini Murat mi Bey, bunu yapıyorsun? böyle bir şey söylemeyelim. Engin Bey, Bakın, neyin insanlıkların primini? Tamam. kendisini bilir. Bir Murat Bey saniye. için böyle bir şey Engin Bey, söylemeyelim bakın lütfen. ben Engin tanımıyorum. Bey, arkadaşım Tanımadığınız tanımıyorum. insanlar hakkında konuşmayın. Ben sizin bir takipçiniz değilim ya da sizin ürün sattığınız bir müşteriniz de değilim. Ben bu ülkenin gazetecisiyim. Ne sizin Ben priminize tanımıyorum ihtiyacım sizi. var ne de sizin ailenizin Ben vereceği sizi herhangi sakin bir olun kelimeye ya beyefendi. da Sakin, sakin. kötü bir Sakin kelimeye siz. ihtiyacım Tamam, var. süpersiniz. Maşallah Sağ süpersiniz olun. de. Sizden Siz daha iyi sakin olun. olduğum kesin, onu Anlamıyorum sizi. kesinlikle söyleyebilirim. Sadece biz halkın Maşallah bahsettiği, merak süpersiniz ettiği tabii. soruları sormaya çalışıyoruz size. Siz de buna Tamam. cevap verirsiniz, vermezsiniz. Avukatınız burada, siz bağlandınız Şimdi ve soru soruyorum ben. Murat Bey bir Sorduğum saniye. soruda kamuoyu Tamam, adına soru bir saniye. soruyorum. Murat Sizin Bey bir müsaade edin. şirketlerinizden ve Sakin sizin sorun. Sakin edin. kişiler Şu an üzerinize çok yaptığı, sinirlendim. sizin şirketlerinizi başka kişiler üzerine yaptığınız birinci ve ikinci derece yakınlarınızın tamamının malların üzerine tedbir kondu. Yurt dışı yasağı da kondu. Bu kişilerin isim ve soyadlarını, şirketlerin isimlerini ve banka hesaplarının tamamına da haizim. Siz insanları burada kandırmaya çalışıyorsunuz. Hukuka biz saygılıyız ve Ya öyle mi? çok daha büyük saygılıyız. Bu beyefendiyle konuşmak istemiyorum. Buradaki yapmaya Hakkımı... çalıştığınız şey çok 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 Bu çok 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 beyefendiyle konuşmak aşağılıkça bir şey. istemiyorum. Yapmayın. Ne demek prim yapmak ya? İnsanlar size soru soruyor. Siz kimsiniz, sizden prim yapacaklar? İnsanlar sizden cevap almaya çalışıyor. Bu paranın Beyefendi kaynağı teşekkür nerede? ediyorum. Sizin hiçbirinize cevap vermek istemiyorum. Cevap veremiyorsunuz. Cevap vermek istemiyorsunuz değil. Cevap veremiyorsunuz. Sana cevap merci sen siz O zaman değilsin. Yani bağlanmayacaksınız. lütfen. Cevap vermeyeceksiniz. Buraya bağlanmayacaksınız. Cevap Sizle vereceksiniz. konuşmak istemiyorum. Bakın Çağdaş Bey burada, cevap versin o zaman. Tamam, Çağdaş Bey cevap Tamam o verir. zaman. Teşekkür ediyorum. Çağdaş Bey, bu Tamam. şirketlerin sayısı Tanımıyorum. kaçtır Ben ve kimler tanımıyorum abi. üzerine konmuştur? Ben merak ediyorum. Bir gazeteci olarak, siz avukatsınız Engin Bey'in. Ben merak ediyorum. Şimdi konuyu şöyle bağlayabilir miyim? Murat Bey'di galiba. Evet. Şöyle bağlayayım. Dediğim gibi ben belge ve verilerle konuşurum. Günün sonunda konuşurum. Günün sonunda artık günün sonu 5 ay mı olur, 6 ay mı olur, 3 ay mı olur, 1 sene mi olur bilemem. Günün sonunda ben gerekli mercilere açıklamamı yaparım. Gerekli yerlerde yaparım. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Benim burada tek bir amacım var. Benim genç bir kızım var ve bu çocuk bu anlamda çok etkilenmeye başladı. Beni sevmiyor, bana işte karşı antipati besliyor olabilirsiniz ama benim kızım akran zorbalığıyla karşı karşıya kalıyor. Hiçbir şeyin önemi yoksa benim çocuğumun önemi olsun. Ben sadece bunu rica etmek için bağlandım. Duyabiliyor musunuz?
Duyuyoruz Dilan Hanım. Gayet çok teşekkürler. Hanım. Çok teşekkürler. Murat abi. Bir de şuna açıklık özrünüzü kabul edecek diyorum. Merci tabii ki Murat abi. Ben estağfurullah ben özür kabul edecek haddim böyle bir hadde kusura bakmayın Murat Bey tekrardan. Hani bu çok zor. Evde çocuklar çok özür dilerim lafınızı böldüm. Evde çocuklar etkileniyor. Kızımı uzak tutmaya çalışıyorum. Oğlumla çok ilgilenemiyorum. Çok yıpratıcı bir süreç. Benim çok ciddi ağrılarım oluyor. Yani evde herkesin de psikolojisi bozulmuş durumda. Hani sizi tabii ki de ilgilendiren bir kısım değil bu ama hani genel olarak ben öyle bir bahsetmek istedim size. Teşekkür ederiz. Ya bu bir zor süreç olduğunun herkes farkında Dilan Hanım. Kimsenin ben art niyet düşünerek ya da çocuğunuza zarar vermek kastıyla veyahut da evet. işinizi batırmak gibi kastıyla bir hareket evet. ettiğini de düşünmüyorum. Evet. Ben uzun zamandır bu tartışmaları takip ediyorum. Benim evet. konum yolsuzluk konusu. Evet. Kamuoyunun uğramış olduğu vergi zararı varsa burada müdahil olurum. Evet. Benim gazetecilik anlamında kendimi ifade etmek amacıyla Hı-hı. bunu söylüyorum. Hı-hı. Lakin şimdi anlıyorum herkes sizinle ilgili bir paylaşım yapıyor evet. ve size karşı bir takım ithamlarda evet. bulunuyor. Ve herkesin de buradan sosyal medyada bir takım beğeni ya da sizin anlamınızla ilgi kasmak evet, amacıyla evet. bir takım girişimlerde bulunuyor. Evet. Şimdi tabii ki bu olabilir mi? Olabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bu tabii ki bunun karşılığında siz de ne yazık ki davranışlarınızda bazı hatalarınız var. Süreci evet, yönetemediğinizi evet, düşünüyorum. Haklısınız. Kişisel olarak yapmış olduğunuz hatalardan dolayı ki Türk milleti aslında çok Kadir Şinas'tır. Sizin çıkmış olduğunuz bazı programlarda, geçmişinizi anlattığınız programlarda Evet. inanın onu selleştirerek yaşadılar insanlar. Evet. Ama sonrasında karşılaştıklarıyla hayal kırıklığına da uğramış ve öfkelenmiş de olabilirler. Buradaki kastım da şu, bu işi hukuka taşınmış. Ve ben inanın bu dosyalar, biz devamlı adliyelerdeyiz, devamlı yazılar yazıyoruz. Doğru. Bizi ilgilendiren konularda bilgi sahibiyiz. Hı-hı. Ve bununla ilgili de biz o dosyaları, ben zaten diğer meslektaşlarım yazmadan önce gördüm. O arkadaşlarım haber de atlattılar. Önceden yazdılar, işin içine girdiler. Bir takım artık iyice gündeme geldiği için de bu konunun üzerine gitmeye çalıştılar. Gazetecinin görevi budur zaten. Var olan şeyi tüm Doğru. belgeleriyle gerçek olarak halkı bilgilendirmek. Merak ediyor çünkü halk. Siz Doğru. alelade bir kişi değilsiniz. Siz toplumu yakından ilgilendiren, kamuoyunun tanıdığı, yaşantısıyla birlikte birçok kişiye de olumlu ya da olumsuz örnek olmuş bir ailesiniz. Teşekkür. Aile yaşantınızı da ortaya koyuyorsunuz. Dolayısıyla sorulan sorularda herkesin bilgi alma amacıyla yaptığı şeyler. Tabii ki sizden sizi sevmeyenler ve sevmediğinden dolayı size karşı olanlar da vardır. Tabii ki. Ama sizi sevip de sizden bilgi almak isteyenler de vardır. Az önce Mustafa Bey konuşurken Mustafa Bey'in söylediklerinin içerisinde doğru bir tane var. Diğerlerinin hiçbiri doğru değil. Bakın mesela Engin Bey'in söylediği bir tane şirkette tedbir var kararını evet biliyorum ama diğer şirketler de var. Ben onların hepsini de biliyorum. İşte Çağlayan Adliyesi'nde ne olduğunu da biliyorum. Anadolu Adliyesi'nde ne olduğunu biliyorum. Buradaki anlatmaya çalıştığım şey şu. Murat Ben Bey. Herhangi bir buradaki hiç kimse ilgi kasmaya çalışmıyor. İnanın bir şeyin aslında bugünkü gündemin konusu Çağdaş Bey. Evet. Çağdaş Bey'e sorular sorulacak. Evet evet ben. Olay bu şekilde gelişti ve evet. soru sor diye Serkan Bey beni davet etti. Yoksa evet evet hayır çok hayır kusura bakmayın. şey Ben değilim. sadece hani açıklamak istedim. Evde hani herkesin çok ciddi anlamda psikolojisi bozuk ve bu çok zor. Bütün vücudum bedenim ağrıyor. Bilmiyorum belki bazı kesimin hoşuna bile gidebilir bu ağrıların olması ama hani çocuklar çok suçsuz ve günahsızlar. Onlar kızımı evden uzaklaştırmaya çalışıyorum ve bunu yapmaya hiç istemiyorum. Arkadaşlarının yanına orada kalmasını istiyorum. Hani bu beni çok yıpratan en çok insan bir anne en çok kendinden çok evlatlarını düşünür. Siz de takdir edersiniz ki eğer ki çocuklarınız varsa. Yani gidiyor, gidiyor, gidiyor ve inanın ben o kadar bilgisizim, o kadar bu konulardan uzağım ki ilk bu durum çıktı sadece şunu söyleyip bu konuyu kapatacağım ve ayrılacağım. Çok kalmayı da düşünmüyorum. Çünkü çok beni seven bir topluluk da yok burada. Kara para aklamak ne demek dedim. Yani böyle karşı karşıya kaldım. Bu ne demek dedim. Bu kadar samimiyse bunu söyleyebilirim. Ve ben şu Twitter'da yazmış olduğum yazı, hakaret ve küfür içerikli yazıdan ötürü burada özür dilemek istiyorum. Bunu da şu şekilde açıklamak istiyorum sizlere.
benim çok üstüme gelinildi. Bu işte kazançlar vesaireden önce benim kendi ağır travmalarım var. Benim bu travmalarımla ilgili alay edilerek rahmetli annemden vurmaya çalıştılar beni ve bir topluluktu bu. Hatta Twitter'da ben bunun üstüne tekrardan bu konuyu da açıklık getirerek paylaştım. İşte annemi kanlar içinde görmeme, işte o dönem çocukluk psikolojisiyle ketçap mı dediğimi Twitter'da ketçabı döndürüp döndürüp Dilan Polat'ın kabusu bunlar diye paylaştılar ve ben o tweet'i attım. 6 milyon kişiye erişti ve onun üzerine bu olaylar gelince hepsi birbiriyle karmaşa haline girdi. Ben hiç muhatabı olmadığım ya da hiç tanımadığım insanlara bu hakareti edebilecek yapıda bir insan değilim. Eğer ki burada sizi incittiysem bu anlamda, ben burada herkesten özür diliyorum. Ama benim oradaki asıl amacım çok farklıydı. Yani bir yanda bireysel trajediler, bir yanda Türkiye'nin aile sorunları, ebeveyn problemleri, bir yanda Türkiye'nin psikolojik sorunları. Hepsi iç içe geçmiş vaziyette bu hikayenin içinde. Bunun filmi yapılır, bunun dizisi yapılır, göreceksiniz daha ne dosyalar açılacak, neler çıkacak ortaya. Murat Arel önemli bir şey söylüyor. Burada bir kamu zararı varsa bir gazeteci, araştırmacı, gazeteci bu işin üstüne düşer ve bunu sonuna kadar götürür diyor. Ve Murat ayrıca başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki yani diyor sizin diyor dosyanızla ilgili siz yanlış yönlendirmeler yapıyorsunuz, yalan bilgi veriyorsunuz çünkü dosyayı ben biliyorum diyor. Doğru, dosya gazeteciler de var arkadaşlar, hepimiz her şeyi biliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde bu arkadaşların başına ne geleceğini, hangi operasyonlara uğrayacaklarını, bu işin sonunun nereye kadar varacağını iyi kötü tahmin edebiliyoruz. Murat'ın eskiden benim yaptığım Kayda Geçsin programı bu akşam Halk TV'de, eminim bu geceki yayında Murat özel dosyadan bazı bulgular da açıklayacaktır. Ve yarın itibariyle bambaşka bir gündeme uyanacaksınız. Şimdiden söyleyeyim yani. Biliyoruz yani. Bu dosyalar var gazetecilerde. Haberimiz var olup bitenlerden. Ha bu arkadaşların haberi var mıydı yok muydu? Dilan'ın gerçekten olmayabilir. Belki de işleri Engin yapıyordu. Ve Dilan gerçekten kendini hani prenses falan zannediyor olabilir yani. Kandırılmış olabilir. Ama o zaman da tabii insanın şöyle bir şey olması gerekmiyor mu? Hayatım sen ne iş yapıyorsun ya da biz ne iş yapıyoruz diye sorması gerekmiyor mu? Öyle ya, yani bu ülkede mühendisler ülkeyi terk ederken, hekimler ülkeyi terk ederken, gençler kendisine bir gelecek bulamazken, doğru düzgün bir iş bile bulamazken, üniversiteye giderken bir poğaçayla bütün günü geçirmek zorunda kalırken bizim gençlerimiz. Yani insan merak etmez mi yani, işte ücretli öğretmenler ayda 4000 TL'ye, emekliler ayda 7500 TL'ye geçinmeye çalışırken bir kadın dönüp sormaz mı hayatım biz ne iş yapıyoruz tam olarak diye, hiç mi merak etmez? Hiç mi şüphe duymaz? Yani böyle bir ekonomide bu kadar çok para kazanmak tuhaf değil mi? Ben böyle bir yazı yazdım diye Ebru Gündeş ve Reza Zarraf bana tazminat davası açmışlardı. Ben 30 yıllık meslek hayatımda hiçbir dava açılmadı hakkımda. Bu bir başarımı bilmiyorum ama ne bir tekzip, çünkü hiçbir zaman ne yalan haber yaptım. Tek bir tane 6 saniye bir haberi ekranda okuduğum, biliyorsunuz bir hikaye var. Onda da bana etmedikleri terbiyesizliği, linci yapmadılar. Bu ülkede herkes kurgulanmış yalan haberi her gün manşetine taşırken bana neler yaptılar. Neyse, zaman her şeyin ilacıdır, her şey çıkar ortaya ama. Şimdi o zaman da bir yazı yazmıştım. Sözcü Gazetesi'nin pazar ekinde Ebru Gündeş'e demiştim ki hiç mi sormadınız eşinize? Bu ülkede Türkiye'nin gencecik üniversite mezunu insanları iş bulamazken biz bu paraları nasıl kazanıyoruz, sen ne iş yapıyorsun hayatım diye. Onlar da bana ayrı ayrı iki dava açtılar. Tazminat davası, evliliğin kutsaliyetini hakaret etmişim bu cümleyi yazarak. Bilin bakalım ne oldu, boşandılar. Ne evlilik kaldı ne kutsaliyeti zaten yoktu. İki davada daha görülemeden düşmüş oldu böylece. 30 yıllık meslek hayatımda bana açılmış tek ve yegane dava, o da açılamadı zaten. Yani insan bir sorar değil mi? İnsan bir sorar. Bu mesele çok büyüyecek. Bu mesele çok büyüyecek. İnsan tabii bir yandan da üzülüyor. Doğru, ortada iki çocuk var. Onlar da dilekçe verip gelmediler yani bu dünyaya. Ama işte bu anne babadan ve bu iklime doğdular. Korkunç bir durum. Bekleyelim, görelim bu akşam ama Kayda Geçsin'i izlemenizi öneriyorum Halk TV'de. Enteresan açıklamalar yapılacak orada.